Sayın Valim, değerli milletvekillerim, Bolu Belediye Başkanımız, Mengen Belediye Başkanımız, Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı, yönetimi ve burada ilk defa duyduğum beyaz önlüklü emekçiler, hepinize saygılar sunuyorum. Özellikle Yüksel Vekilimize beni buraya davet ettiği ve bu güzel ortamı görmemi sağladığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben birkaç, yani benden önceki konuşmacıların söylediği hususlarla ilgili birkaç teşekkürü yapmayı insani bir borç olarak addediyorum. Bunlardan bir tanesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanımız konuşurken bizim bu coğrafyanın en temel referans değerlerinden bir tanesi olan yardımlaşma, Anadolu kültürünün merkezinde yer alan bir değerimiz, 48 milyon öğün yemek verdik dedi 6 Şubat depremleri esnasında. Ben o bunu söylediği zaman biraz gürültüye gitti, kalabalığa gitti, yeterince alkışlanmadı. Ben Aşçılar Federasyonu'nu bu hassasiyeti için teşekkür ediyorum. Bir kez de onları alkışlamanızı istiyorum. Bir de şurada hemen sahnenin bana göre şimdi solunda bir afişleri var. Oradaki slogandan dolayı ayrıca teşekkür edeceğim. Diyor ki milli ise varız, yerli ise yeriz. Ben federasyona sırf bu slogan için bir kere ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi aynı şekilde benden önceki konuşmacılar konuşmalarında bazı hususlara değindiler. Ben de bunlarla ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, Mengen Belediye Başkanımız Mengen'in bir okul, bir ekol olması gerektiğini söyledi. Benden hemen önce konuşan değerli dostum Nadir Bey de benim çok bu konularda eksik kaldığımızı düşündüğümüz bir hususa referans yaptı. Bolu Belediye Başkanımız da bu festivalle ilgili bir öneride bulundu. Ben size bunların hepsini bir araya getirecek başka bir öneride bulunmak istiyorum. Hem Mengen Belediye Başkanımızın dediği gibi Mengen'i bu anlamda bir ekol haline dönüştürebiliriz. Hem Bolu Belediye Başkanımızın dediği gibi bu festivali daha yaygın hale getirebiliriz. Hem de Nadir Bakan Yardımcımızın söylediği, benim de biraz rahatsız olduğum bir hususu ortadan kaldırabiliriz. Ben diyorum ki bundan sonra en azından Anadolu yemekleri, Anadolu geleneği, kültürünü akredite eden Michelin yıldızının yerine Mengen akreditasyonu gibi bir şey oluşturalım hep beraber. Böyle bir şey yapalım. Yani bundan sonra Anadolu'nun neresine gidersek gidelim, yerel yemekler, yerel kültür, Anadolu yemekleri, anne reçeteleri sunan restoranların hepsinde Mengen akreditasyonu arayalım arkadaşlar. Bilmiyorum ben bunun hukuki boyutu nedir, nasıl yapılır ama burada valimiz var, belediye başkanımız var, Bolu Belediye Başkanı, Mengen Belediye Başkanı, milletvekillerimiz var. Bu kadar kişi Kültür Bakanlığı'na bu konuda talepte bulunursa ben inanıyorum ki en azından bir mesafe kat ederiz. Hem de Mengen'e de bu vesileyle bir değer daha kazandırmış oluruz. Ayrıca da Michelin yıldızının artık o ifadeyi de başka ortamlarda kullanmak durumunda kalırız. Şimdi başka bir referans değer üretmiş oluruz diyorum. Yine benden önceki konuşmacılarımızdan Yüksel Vekilimiz AK Parti iktidarlar döneminde eğitim başta olmak üzere birçok konuda yapılanlarla ilgili örnekler verdi. Ben bu sıcakta sizi onlarla yormayacağım ama konuşmasında beni not almak zorunda bıraktıran 3 tane husus vardı. Onların not aldım. Bu esnada bunlardan bir tanesini de vali belediye istişare ettik. Bunlardan bir tanesi Mengen'deki Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin erkek pansiyonu ile ilgili bir sorun vardı. Var demiş. Dedi. Biz de hemen şimdi arkadaşlarla irtibata geçtik. Zaten 2024 yatırım programımızda varmış. İhale için bizim onayımız bekleniyormuş.
Şimdi vali beyle de konuştuk. Biz hafta başı dönünce oranın ihale onayını vereceğiz. İnşallah o da bir an önce yapılmış olur. Bir başka husus, burada misafirlerimizi konaklatabileceğimiz bir alan eksikliğinden bahsetti gelirken vekilimiz. Uygulama otelimizle ilgili bir sorundan bahsetti. Biz de inşallah burada, şunu da söyleyeyim, 2025 yatırım programımızda buradaki uygulama otelimizi içerisinde spor salonunda olacak şekilde inşallah yatırım programımızı alalım başkanım. Onu da bu vesileyle size söz vermiş olalım. Yine Yüksel Bey konuşurken dedi ki her yıl yaklaşık 1 milyon turist geliyor. Ben de çoluk çocuk ailecek her yıl en az 2 defa Bolu'ya geliyorum. Eskiden de geliyordum. Bu yıl da geldim. Daha geçen hafta Bolu'daydık çocuklarımızla beraber. Bolu gerçekten Türkiye'de bizler için çok iyi bir turistik destinasyon. Ben bütün ev sahiplikleri için, her geldiğimizde de güzel hatıralarla ayrıldık buradan. Ev sahiplikleri için bütün Bolulara teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızdan. Şimdi bir iki konu daha var, onlardan da bahsedeyim. Bunlardan bir tanesi, bugünlerde çokça tartışma konusu olan Türkiye Yüzyılı Marif Modeli, biliyorsunuz. Yeni eğitim öğretim yılından itibaren hayata geçecek. Bu festival bağlamında bir şey söyleyeyim. Yapmak istediğimiz şey şu: Anadolu'da bizi bir arada tutan etnisite, din, dil, kültür, siyasi görüş, hiçbir ayrım gözetmeksizin bizi bir masanın etrafına toplayan, bizi beraber bir arada tutan referans değerlerimizin, bizi millet olarak bir arada tutan değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyoruz. Bizim arzumuz ve isteğimiz bu. Bu minvalden baktığımızda bizim yemek kültürümüzden tutun, oturma kültürümüze, birbirimizi saygı ve sevgi içerisinde dinleme kültürümüze kadar her şey yeni müfredatımızın içerisinde gelecek kuşaklarımıza aktarılacak birer değer. Bu bağlamda bir başka hususu daha sizlerle paylaşıp müsaadenizi isteyeceğim. O da şu: Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanımız da konuşmasında zikrettim. Ben çok önemsiyorum orada söylediği birkaç şeyi. Şimdi çok fazla şey yayılmaya başladı. Bu gastronomi üzerine orta öğretim kurumu yayılmaya başladı. Yüksek öğretim düzeyinde de hem ön lisans hem de lisans düzeyinde programlar yaygınlaşmaya başladı. Fakat biraz problem gördüğüm için, bazı hususlar eksik gördüğüm için biz müdahale etmek gereği hissettik. Türkiye'nin tanınmış şeflerini de davet ederek bu gastronomi liselerimizi bir formatla, Anadolu kültürünü, Anadolu mutfağını yaşatacak bir formatla tekrar bir organize edelim, düzenleyelim dedik. Şu an Türkiye'de 7 tane bu anlamda gastronomi lisesi organize ediyoruz. Burada yabancı dilden tutun anne reçetelerine kadar her şey programın içerisinde olacak. Fakat Aşçılar Federasyonu Başkanımızın söylediği, şimdi onu tam olarak kullandığı cümleyi aradım ama bulamadım. Konuşmasındaki ifadesinden bir hususu ben çok önemsiyorum. Bu okullar, gastronomi okullarımız sadece ve sadece eline tutuşturulan malzemeyle yemek yapan ya da insanlara hizmet eden bir mekanizma olmaması gerekiyor. Burası aynı zamanda bizim kendi kültürümüzü bilen, kendi kültürümüzün içinden çıkan yemek kültürünü bilen, öğreten, gelecek kuşaklara aksettiren, servis eden ve aynı zamanda da kullandığı ürünlerin, bunu çok önemsiyorum, kullandığı ürünlerin hem kullanımını hem de yetiştirilmesi konusunda hassasiyet sahibi bireyler yetiştirmek istiyoruz biz gastronomi liselerimizde. Kabaca şöyle bakıyoruz. Aslında gastronomi dediğimiz şey birbirini tamamlayan bir ekosistem. Bu ekosistemin içerisinden bir parçayı çıkardığınızda
herhangi bir parçayı eksik bıraktığınızda biz çok farklı noktalara varmış oluruz. O yüzden biz yeni dönemde gastronomi ile ilgili adımlarımızı da bu şekilde atacağız. Ben tekrar hepinize teşekkür etmek istiyorum. Başta beni buraya davet eden milletvekilimize, bizi burada ağırlayan Mengen Belediye Başkanımıza ve MHP Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilimize, bu organizasyonu yapan Mengen Belediyesi, Bolu organizasyonuna katkı veren Bolu Belediyesi'ne ve Başkanı'na ve Bolu Valimize teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca burayı böyle bembeyaz hale getiren Türkiye Ağaçlar Federasyonu'na teşekkür etmek istiyorum. Mutlu olan Necip ustalarımız, Mustafa Öztürklerimiz, derneğin burada iki kişi yan yana gelmezken Aydın Yılmaz ustalarımız, onlar bize bunu bıraktı. Eti Seliklemi'nin benim yemlisiniz. Gelecekte inşallah eğitimler bunu uluslararası değil, inşallah uzayda bile yaparlar. Yollar açık olsun. Sorumluluğumuz bitmiyor Sayın Bakanım. Evet, Türkiye Ağaçlar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz Sayın Bakanımıza şeflerin için altın madalyasını takıyor. Alkışlıyoruz kendisini. Katılmayla festivalimiz olanlar milletine bakıyoruz. Sayın Yusuf Tekin'e günün anısına toplu fotoğraf istiyorlar. Evet, şeflerimizi de